Allah diyor, onların farkına varmayacaklar, bir yerden onlara yaklaşırım diyor. Ya genel umum felaket veriyor, ya şahsi bela verir. Ufacık bir bela bile insana yetiyor. Mesela insan tırnağı ağrısa bile bütün vücudu ağrıyor. E mesela bu beladır. Bir gözü ağrısa bütün vücudu iptal olmuş oluyor. Değil mi ya? Hayat onun için bambaşka bir şekle geliyor gözü ağrıdığında. Yani bana ne, sadece gözüm diyemez. Vücut, ruh bir bütün yani. Bir yere gittim her tarafı gidiyor yani. Kalp durdu mu adam ölüyor. Ne olacak kalbin ölümünden? Olsun bedenim yaşıyor diyemezsin sen. Mesela genç kızlar dindar kişilerle görüşmek istemiyorlar birçoğu. Hadise de var ya, koyundan keçiden, koyun gibi, keçi gibi kaçarlar diyor. E mutlu mu oluyor? Yok. Tek başına birçoğu angut kazı gibi yaşıyorlar. O yaşadıkları kızlar da genellikle çirkin kızlar buluyorlar bir tane. Güzel bir kızsa. Ondan işte kanka oluyor. Yine de bir nefret de oluyor aralarında. Bir kişi onların öyle arkadaşı yaşıyor. Diğer arkadaşlar var ama onlardan da çok çekiniyor. Kimi haset ediyor, kimi azgınlık yapıyor, kimi tuzak kuruyor, kimi dangalaklık yapıyor. Sanki onu yapınca mutlu yaşıyor. Lan sürünüyorsun. Yani onu yaptığında mutlu olsan, ya deriz ki yani İslam'ı yaşamıyor ama Allah imtihan olarak ona bir mutluluk da veriyor, keyif veriyor. E Müslümanlar için bu daha bir üstünlük deriz yani sabredecekleri için. E Müslümanlar beyler paşalar gibi yaşıyorlar. E sen sürünüyorsun. Tek başına it gibi sürünüyorsun. Her şey, her yerde aşağılanıyorsun. Bir yere gidiyor, birisi küfrediyor, bir yere gidiyorsun, kavga oluyor. Bir yere gidiyorsun, hasetlikten kepazeyi çıkarıyorlar. Ya öyle kişilere annesi babası da bela oluyor. Akrabaları da bela oluyor. Arkadaşları da bela oluyor. Kendi beden de kendine bela oluyor. Ya öyle insanları anası babası da rahat bırakmıyor. Benim gördüğüm hep bela oluyorlar. En yakın arkadaşlar başına bela oluyor. Hep sap gibi tek başına yaşıyorlar. Bir tane yancısı oluyor. O da ona para falan verdiği için işte eve götürüyor. Onu kurabiye alıyor, yaş pasta alıyor falan. Hep böyle tombalak falan oluyor arkadaşlar da. Onu ayı besler gibi besliyor yani. Yani sevgi yoksa, merhameti yoksa, şefkati yoksa, nevrotik, manyak gibi bir adamsa olacağı bu. Ben Müslümanlıktan rahatsız olurum diyor. Ya Müslümanlıktan sen huzur bulacaksın. Müslümanlık sana zenginlik getiriyor, bereket getiriyor, bolluk getirir. İç ferahlığı getirir, sana arkadaşlar, dostlar sağlar. Herkesle barışık yaşayabilirsin. Küfür zehir zemberektir, ızdıraptır, acıdır. Sürünürsün küfürde. Mutlu olacağını zannediyor. Ya olsan görürüz kardeşim, görürüz. Ve sendeki o mutluluğa biz de Müslüman olarak zaten sahip çıkarız yani. Onu biz de elde ederiz. O zaman sen elde ettiğin bir yöntem varsa. Sen sürünüyorsun, öyle bir şey yok. Alenen sürünüyorsun. Ben küfre düşüp de mutlu olan bir kişi görmedim. Yani derdik o zaman ya küfre düşen mutlu oluyor ama siz Allah'a sarılın, siz cennette mutlu olacaksınız. Onlara özenmeyin dedik ama alenen cehennem hayatı yaşıyorlar. Evet. Rabbim zaten belirtiyor. Olmuş yeter Allah'a sanırım. Kim Allah'ın ayetleri yalan sayarsa onun için sıkıntılı bir geçim vardır diyor. Kim de iman edip salih amelde bulunsa onları da güzel bir hayatla yaşatırız diye belirtiyor. Tabii ki ben hayatım ortada. Kendimden görüyorum. Yani. Mesela küfürde ancak kendi yaşıtı olursa ondan mutlu olma inancı var. Mesela bu da bir pagan inancı, put inancı. Kendi yaşıtı. Ya kardeşim sen mesela 19 yaşında, 18 yaşındasın. Veyahut 25 yaşındasın. Kendi yaşıtın adam aradığında tek kalıyorsun. Adam bulamıyorsun. Ya senin şartların ağır. Kendi yaşıtın olacak. Senin kaprisini çekecek. Münasebetsizliğine katlanacak. Kabalığına ses çıkarmayacak. Saygısızlığına ses çıkarmayacak. Egoistliğine ses çıkartmayacak. Millet enayim sana yanaşmaz kimse o zaman. E o zaman da yalnız kalırsın. Müslüman sabırlıdır. Müslüman sana yanaşır. Küfürde öyle bir şey olmaz. E nitekim hepsi de sap gibi. Orada da görüyorsunuz. Buğday sapı gibi. Yani kötü bir şey değil.